Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları Marmaris'te yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anadolu buluşması Marmaris yerel medya çalıştığı Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen bu dev çalıştaya 60 ilden 300'e yakın gazeteci katılıyor. Nevşehir'i temsilen Kapadokya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Osman Koca, Kırşehir'i temsilen ise Kırşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Mehmet Emin Turpçu da katılım gösteriyor. Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen ve basın meslek örgütlerinin katkılarıyla gerçekleşen bu çalıştay 6-8 Ekim tarihleri arasında üçüncü kez düzenleniyor. Programın ana günü olan bugün sunumlar yapıldı. Yapılan sunumlarda radyo televizyon yayıncılığı ve denetimi, televizyon gazeteciliği, Avrupa'da yerel basın işleyişi, gazetecilerin örgütlenmesi, basın yasası, Cumhuriyet'in 100. yılında kadın ve yazarlık, internet gazeteciliği, yüksek trafikli sitelerin yönetimi ve alternatif gelir kaynakları ve fotoğraf ve videolarda manipülasyonun seçim dönemini nasıl etkilediği gibi konular ele alındı. Ardından kürsüye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın bu milletin ortak sesi olduğunu ifade ederek şu ifadelerde bulundu. Bu görev demokrasilerde medyaya düşüyor. Yasa organına düşmez. Zaten ayrı. Yürütme organlarına düşmez. O da ayrı. Yargı organlarına düşmez. Ama medya üçünü de denetleyen, yasamayı, yargıyı ve yürütmeyi de denetleyen, haksızlıkları dile getiren, geniş kitlelere duyuran bir ortam. O açıdan medyanın demokrasilerde önemi çok fazla. Efendim bizim anayasamız var. Geçen gün ifade etmiştim, gene de ifade edeyim. Diyor ki anayasamız, basın hürdür, sansür edilemez. 21. yüzyılın Türkiye'sinde gerçekten basın böyle. Ve daha da ileri gidiyor anayasa. Daha da ileri gidiyor. Basın evi kurma, izin alma ve mali teminat yatırma şartlarına bağlanamaz diyor. Yani basın evi kuracaksanız bir yerden izin almanıza dahi gerek yok diyor anayasa. O kadar ciddi bir güvenceyi sağlamış medyaya. Devlet basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. Yani özgürlükleri sınırlayacak tedbirler varsa devlet o özgürlükleri sınırlayacak alanları kapatır, özgürlük alanlarını büyütür. Anayasa öyle diyor. Büyütmek zorundadır. Kaçımız anayasanın bu gereğini yeni geldiğinde fark ediyoruz. Haksızlığa uğradığımızda anayasanın bu maddesini bir şekilde dillendiriyor. Yapmıyoruz arkadaşlar. Yapmıyoruz. Ve başka bir olay daha. Ekonomik kriz var. Arkadaşlar da söylediler. Büyük sorunlar yaşanıyor, söylediler. Özellikle yerel medyanın bu konuda ne kadar büyük sorunlarla karşılaştığını, her gittiğim yerde konuştuğumda bana bunları aktarıyorlar. Büyük sorunlar var diyorlar.